bedel ödeyecekse bu millet değil, millet adına yetki kullanmak isteyen, hakkı olmadığı halde yetki kullanmak isteyen vesaire. Dolayısıyla vesayet odakları kaybedecek, millet kazanacak. Bundan sonra sistem millet adına güçlü bir sistem, ipin ucunun milletin elinde olduğu bir yapıya geçiyoruz. Bu büyük bir çoğunluk, %50'den fazla bir kitle burada kararlı. Şimdi diğer taraftan da milleti korkutan bir yapı var. İki kitleyi korkutuyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi. Bir vatandaşa diyor ki işte rejim değişecek. Korku cümlesi. Bir diyor ki vatandaşa tek adam, bu tek adama bütün yetkiler verilir mi? Mahallenin muhtarı tek, ilçenin belediye başkanı tek, şehrin belediye başkanı tek. Yani burada tek adam. Cumhur neticede kendisine en layık, en çok hizmet edecek olan cumhurun çoğunluğunun desteğini alacağı bir yetki. Bu cumhurbaşkanı da yine tek adam ve bütün yetkileri de tek başına kullanıyor diye yok. Neticede parlamento yasama görevini yapacak güçlü bir şekilde. Yargı yasama görevini yapacak güçlü bir şekilde. O da millet adına icraat görevini yapacak güçlü bir şekilde. İcraat yetkisini milletten alacak ve hesabını da millete verecek. Yanlış yapıyorsa olansa meclise ve parlamentoya verecek, yargıya verecek. Dolayısıyla hem yargı yolunun açık, şu anda Cumhurbaşkanı'nın yetkili olup da sorumsuz olması gibi yanlışlığı bir taraftan milli iradenin üzerine çok yetkisi olan birini koyuyorsun ve sorumluluğun yok diyorsun. Her türlü yanlışı yap, vatana ihanet, onun da tarifi yok. Ama milli iradenin üzerinde gerektiğinde ümüğünü de sık.